Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün birazcık psikolojiden, birazcık benim psikolojiye bakış açımdan bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz psikolog Senem Eker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ben Senem Eker, 24 yaşındayım. 2022 yılında Beykent Psikoloji bölümünden mezun oldum. Şu anda çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere terapiler yapıyorum. Online bir şekilde terapi yapıyorum. Allah'ın izniyle yüksek lisans yaptıktan sonrasında kendi yerimi açmayı düşünüyorum. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Psikoloji bölümünü neden seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Yaşadım. Psikolojiyi seçmem birazcık zorlu oldu benim. İlk olarak üniversiteye başladığım zaman sosyoloji bölümündeydim. Daha sonra sosyoloji derslerine girdiğim esnada hani bakış açımın çok sosyoloji değil de daha çok psikoloji üzerine olduğunu düşündüm. Ve hocalarım da sınavlarımla bunu dediler ki hani sen yani bir psikolog olarak bakıyorsun hayata, bir sosyolog olarak değil ve yerin burası değil dediler. Hem de ailemin desteği çok oldu. İşte hani sen psikolog olabilirsin, kapasiten var, yeteneğin var dediler ve öylelikle ben de psikolojiye geçiş yaptım. Çok şükür kendimi orada gerçekten dedim ki evet, yani benim yerim burasıymış dedim. Harika. O şekilde oldu. Çok güzel. Peki sizce psikolog olmanın en zor yanı nedir? Biraz fedakarlık gerektiriyor. Biraz fedakarlık gerektiriyor. Biraz da şöyle, insanlar sürekli olarak bize geldikleri zaman danışanlarımız böyle belli başlı şeylerden bahsediyorlar. Onların hata yaptığını görebiliyoruz ama bunu direkt olarak sen burada hata yapıyorsun diyemediğimiz için orada böyle bir nefes alıyoruz, veriyoruz, kendimizi ayarlıyoruz ve hani gerçekten bir denge işte kurmak dengeyi gerekiyor. Kurmak. Aynen öyle, çok doğru söylediniz. Orada dengeyi kurmaya çalışıyoruz ve böyle bir insan nasıl diyeyim, onu anlatamıyorsun. Yani sen evet, burada hata yapıyorsun ya da sen bu kişiyle görüşme, seni burada bu yola sürükleyen bu kişi diyemiyorsun. Evet. Böyle bir gerçekten zorlu İkilem bir süreç. Oluyor, evet, onu mi? Ona kendin yani kendisini görmesini sağlamak çok evet, zorluyor bizi. Bence doğru, en zor yanı bu mesleğimizin. Evet. Peki psikologlarda olması gereken 3 özellik nedir? 3 özellik, bir kere çok iyi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok konuşmaya ihtiyaçları var ki evet, onları ben yani ilk girdiğim seansımda mezun olduktan sonra ilk kendi danışanım 45 dakika sadece o konuştu. Sadece dedim ki tamam, peki oldu. Evet. Öyle. Çok iyi bir dinleyici olmak lazım. Evet. Çok iyi bir empati yapabilmek gerekiyor. Karşındakini sanki o olayları sen yaşamışsın evet, da sen ne düşünürdün diyebilmek gerekiyor. Ve aynı zamanda gerçekten bence insan sevmek gerekiyor. Evet. Her türlü insanı kabul etmek ve anlayabilmek bizim mesleğimizin en önemli özelliği. Hiç kimseyi ayırmadan, evet, yani din, dil, ırk ayrımı yapmadan, evet, merhametli olmak. Yani evet, sadece 3 özellik değil, belki 20-25 özellik, tabii, hatta belki de yüzlerce özelliğe evet, sahip olmak lazım. Kesinlikle, yani insana değer veren evet, kişilere evet, insana değer vermemiz var, lazım. Ne kadar zamandır psikolog olarak çalışmaktasınız? Ben şu anda mezun olduğumdan beri 5 aydır psikolog olarak çalışıyorum. Onun öncesinde bir staj dönemim oldu. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Hastanelerde, evet, aynı zamanda anaokulunda çalışmışlığım var. Birkaç alanda tecrübe edindikten sonra ama son 5 aydır, yaklaşık olarak 4-5 aydır kendim çalışıyorum şu anda. Çok güzel. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok babamın beni yermesi motive ediyor. Babam öyle sürekli kamçılıyor sizi bir yandan sürekli, yani. Sürekli evet evet, daha aynen çok öyle, hırslandırıyor. Hani daha çok hırslandırır ve gerçekten benim arkamdaki en büyük destekten biri de babam. Böyle çok şey yapar hani işte daha tam olmadın, hadi biraz daha çalış, uyuma, hani gerekirse fedakarlık yap diye gerçekten çok fazla beni destekleyen ve aynı zamanda da motive eden kişilerden biri. Ne güzel. Peki çok zorlanıp da vazgeçmek istediğiniz bir an oldu mu? Olmadı desem yalan olur. Oldu tabii ki. Bazen çok zor oluyor değil mi? Çok birden zor oluyor. Dayanmak zor oluyor. İki kere oldu benim. Bir tanesi bitirme projemi yazarken. Çünkü yani hatırlıyorum bir 4 gece sanırsam hiç uyumadım. Yani gerçekten sürekli makale okuyorum, bir şeyler çevirmeye çalışıyorum, eklemeye çıkartmaya. Hani o an dedim ki yok, mezun olamayacağım. Ve mezun, aynı zamanda da mezun olmadan önce en son hastanede bir staj yaptım. Orada
hastalarla, yani danışanlarımızla daha doğrusu karşılaşınca böyle bir an dedim ki yok, yani hayır, burası benim yerim değil dedim. O noktada gerçekten yani böyle bir vazgeçiyor gibi oldum ama yine devreye ailem girdi. Ne güzel. Buraya kadar geldin. Evet, tabii sonuna kadar git. Evet, kesinlikle öyle. O noktada ama mesleğimi çok seviyorum yani. İyi ki o noktalar olmuş bence. Tabii, onlar beni bir şey büyüttü. Öğrendiniz, evet. Değil mi? Çünkü hayat zaten inişli çıkışlı. Evet. O inişlerden bir şey öğreniyoruz, tecrübe ediniyoruz. Kesinlikle. Çok önemli. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilere şunu söylemek istiyorum. Daha çok aslında kız çocuklarına ve kadınlara bir mesaj iletmek istiyorum. Son dönemlerde gördüğüm, danışanlarımdan da gördüğüm kadarıyla daha çok gerçekten mesleklerini eline alsınlar. Yani bir kadın kalem tutuyor olabilmeli. Kesinlikle. Ve okuyor olabilmeli. Kendi ayakları üzerinde duruyor olabilmeli. Ben buna çok inanıyorum ve danışanlarımın, özellikle kadın olan danışanlarımın bu sebepten dolayı, bu olmadığı için çok fazla zorluk çektiklerini, bir şeylere katlanmak zorunda kaldıklarını, insanlara boyun eğmek zorunda kaldıklarını görüyorum ve buradan onlara sadece gerçekten okusunlar yani. Ben kız çok çocuklarının önemli. Okuması, kadınların Kesinlikle. Okuması taraftarıyım. İş hayatında daha aktif olmaları Kesinlikle. Lazım. Kesinlikle iş hayatında aktif olsunlar. Her yere gücümüz yetebilir biz kadınların. Tabii istedikten sonra Kesinlikle, olur. Kesinlikle öyle. Sadece isteyelim ve başaracağız. Yani ben buna çok inanıyorum. Ne Böyle. Güzel, şahane. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz psikolog Senem Eker'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.